Sen dışarıda değil miydin? Hoş geldin abi. Erkencisin. Biz de Reyhan'la hava almaya çıkmıştık. Döneli çok olmadı. Sağ olsun kırmadı beni. Dolaştık biraz. İyi yapmışsınız. Eve hapse olmaz zaten. Arada bir hava almaya çık. Biraz işim var. Çalışma odasındayım. Allah Allah. Reyhan'ı telefonda konuşurken duydum da geliyorum dedi, bir telaş çıktı. Seninle buluşacağını zannettim. Allah Allah. E peki kimdi o? Hayır, İstanbul'da doğru düz tanıdığı biri de yok. Tamam oğlum, tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi bol köpüklü bir kahveyi hak ettim. Nigar! Ah anne. Ne neyin peşindesin acaba? Alo, Reyhan. Hemen konağa gelmen gerekiyor. Zeynep benim canım. Korkma. Gel, gel. Korkma Zeynepciğim. Bak bu tatlı ablanın adı Suna. Seninle tanışmayı çok istedi. Ama sen kimseye söylemeyecektin. Ona güvenebilirsin Zeynepciğim. Bana güveniyorsan ona da güvenebilirsin. Ya abla, ben en iyisi gideyim. Hayır, kesinlikle olmaz. Seni sokakta bırakmam. Alışkınım ben abla. Hem biri beni görürse ikimizin de başı derde girer.
Biz seni saklamanın bir yolunu buluruz Zeynep. Bırak onu da biz düşünelim. Tabii ya. Tabii ki buluruz. Sen gel bakalım. Otur bir şöyle. Otur. Korkma, tamam mı? Anneme söylememekle iyi yapmışsın. Hayatta izin vermen Zeynep eve almamıza. Ama abime açalım durumu. Bir yardımı dokunur. Dinlemez ki. Yine esip gürler. Abi. Bir fevrilik yapıp anneni karşısına alırsa Zeynep daha çok üzülür. Zaten ürkek kızcağız. Ben ters teper diye korkuyorum. Haklısın. En doğrusu babamın gelmesini beklemek. Annem babamın sesini çıkaramaz. Biz babam gelene kadar Zeynep'i saklayalım. Zeynep'ciğim, bu korkma, tamam mı? Sen burada kal. Benim ya da Suna ablanın geldiğinden emin olana kadar da sakın çıkma. Tamam. Ama önce şu elini yüzünü bir yıkayalım. Kıyafetlerini değiştirelim. Böyle olmaz.